Ciner Müzesi'ni yaparken aslında anneme de bir yer ayırmak istedik. Çünkü annemin de eğitim tarihinde önemli bir yeri var. Şöyle ki Ankara'nın ilk körler okulundaki ilk öğretmenlerden biri. 1951 yılında Ankara Körler Okulu açılırken Mithat Enç öğretmen seçiyor. Yani çalışkan, sabırlı, şefkatli öğretmen olması gerekiyor. Çünkü körlere eğitim verecek. Annem bir yıl eğitim alıyor Mithat Enç'ten. Sonra Körler Okulu'nda çalışmaya başlıyor. Öğrencileri annemi çok seviyorlar. Çünkü annem sadece onları okuma yazmayı öğretmiyor, hayatı öğretiyor. Çorba yapmasını öğretiyor. Müzelere götürüyor. Müzede eğlenceli bir şekilde dolaştırıyor onları. Çünkü sorular soruyor, açıklamalar yapıyor. Ha, bugün müzelerde görüyoruz, böyle ip gibi diziliyorlar ve bir uçtan girip diğer uçtan çıkıyorlar. 50'lerde annem bir müze eğitimcisi gibi bu çalışmaları yapıyor. Braille alfabesini öğreniyor. Boş kaldığı zamanlarda çocukları Braille alfabesiyle kitapları yazıyor. Çünkü Braille alfabesiyle kitap yazmak çok zahmetli bir iş o dönem için. Daktilo'da yazıyorsunuz. Bugün bu işi bilgisayarlar yapıyor. Öğrencileriyle konuşmalarımızda biz annemin kısaltmaları yapan, yani körler alfabesinde okumayı hızlandırmak için kısaltmalar kullanılıyor. 5 çeşit kısaltma var. Bu kısaltmalar yapıldığında hem daha hızlı okuyorlar hem de kağıttan tasarruf sağlıyorlar. Çünkü bir sayfa A4, 6 sayfa oluyor Braille alfabesiyle. Hiç kısaltma yapmadan. Bu yüzden öğrencileri annemin ölümüne kadar onu hep aradılar. Öğretmenler Günü'nde yaptıkları toplantılara çağırdılar. Annemin ölümünden sonra, gidemeyecek duruma geldikten sonra hastalığı sırasında ben veya ablam ya da ikimiz birden bu toplantılara katıldık. Bu toplantılarda gördük ki Cinali'yi bilmiyor kör çocuklar. Biz bunu çok büyük bir eksiklik olarak hissettik. Yani Cinali'yi herkes çok seviyor. Kör çocuklar neden okumasın? Cinali 6 noktada bölümü bu fikirden yola çıkarak müzede yer almıştı. Bu fikir geliştirilirken bir AB projesine Cinali 6 noktada adıyla başvurduk. Ve dedik ki biz Cinali'yi kör çocuklar için de basmak istiyoruz. Hatta sadece Cinali değil, babamın oyunlu okuma yönteminde geliştirdiği araçlardan bir kısmını da onlara, onların kullanacağı şekle getirelim dedik. Şimdi Braille alfabesiyle kitabı basacağız. Ne düşünürsünüz? Resimleri de kabartma yapacağız. Dediler ki körler o kabartmaları anlayamaz. Çünkü çok küçük olduğu için karışacak ve bir şey anlamayacaklar. O zaman ne yapacağız? Biz onların Cinali'yi öğrenmelerini istiyoruz. Yani belki bizim gördüğümüz şekilde hayal etmeyecekler ama Cinali deyince bir şey canlansın kafalarında diye düşündük. Cinali kitaplarını resimsiz bastık Cinali boyutunda. Çünkü Cinali boyutunda basmamızın da bir önemi olduğunu, yani bunu düşünerek yapmıştık ama düşündüğümüzden daha önemli olduğunu da proje sırasında gördüm. Normalde bütün kitapları A4 boyutunda basılıyor. A4 boyutunda basıldığı için çocuklar bunları eve götüremiyor. Birinci sınıf çocukları çok ağır oluyorlar. Taşıması ve okuması zor. Ama bizim kitaplar küçük olduğu için çocuklar bunları evlerine götürebildiler, yanlarında taşıyabildiler. Ve ilk defa gören çocukla görmeyen çocuğun aynı kitabı oldu. Bu onlar için çok önemli bir şey. Projede böyle bir sonuç çıktığı için biz de çok memnun olduk. Şekilleri tanıtmak için biraz daha farklı bir tasarım geliştirdik. Onların algılayabileceği büyüklüğe getirdik. Levhalar yaptık, şekil levhaları yaptık. Bu sırada gördük ki şekil eğitimi yok Türkiye'de. Şekil eğitimi var derken şunu kastediyorlar. Yuvarlak, işte daire, üçgen, dikdörtgen gibi matematiksel şekilleri, geometrik şekilleri anlıyorlar. Onun dışında eğer bir şeyin üç boyutlusunu bulurlarsa o üç boyutlusunu dokundurtuyorlar.
Bunlar bir yandan sürerken işte Cüneyt'in tombalası var. Bu tombala kelimelerle oynanan bir tombala. Kelimeleri Braille alfabesiyle, hem Braille alfabesiyle hem gören alfabesiyle yaptık. Hem gören hem görmeyen birlikte okusun diye. MEB'in onayını alıp Türkiye'deki 17 körler okuluna, devlete bağlı, devletin daha doğrusu körler okulunun ilk öğretim düzeyindeki bütün öğrencilerine biz Cüneyt kitaplarını gönderdik ve diğer okuma araçlarını. Sonra proje bazında biz 6 okula gidip bunların nasıl kullanıldığını, etkilerini araştırmak, bir rapor haline getirmek için kendi gözlerimizle gördük. Çok değişik şeyler öğrendik bu süreçte. Mesela bana çok ilginç gelen bir şey bu. Annemin öğrencileriyle toplandığımızda şöyle diyor mesela. Seni 20 yıldır görmedim, hiç değişmemişsin. Yani bir körün böyle söylemesi bana çok değişik geldi. Onlar da bizim gibi aynı terimleri kullanıyorlar ama seni 20 yıldır görmedim ama hiç değişmemişsin diyor. Nereden anladın? Yani espri mi yapıyorsun? Çok hoş insanlar aslında körler. Dünyaya farklı bakıyorlar çünkü. Sonra bir öğrencisiyle konuşurken ben dedi hani bir hayvanın, yani bir fili göremiyorum ama onun nasıl olduğunu anlamak istiyorum dedi. Aslında şekil eğitimiyle ilgili çalışmamız biraz da bu düşünce üzerinden çıktı. Ben çok üzüldüm. Yani bir hayvanı, bir fili göremiyor ama o filin neye benzediğini aslında öğrenmesi lazım. Cinali'deki çizimler de bunun için çok uygun. Yani nasıl birinci sınıftaki çocuklar çok basit çizgilerle adam çiziyor, hayvan çiziyorsa bu çizgilerle körlere de öğretilebilir diye düşündük. Okulları dolaştık, bir etki analizi raporu çıkardık. Proje tamamlandı, belgeselimiz de hazır. Onu da ancak YouTube kanalımızda yayınlayabildik. Çünkü bu pandemi yüzünden bütün projeleri biraz askıya aldık. Bizim müzemize gelen körler bu projeden daha çok etkileniyorlar. Daha çok anlıyorlar çünkü, daha çok hissediyorlar. Mesela bir adamız var, 4. sınıf öğrencisi. Ada geldiğinde Cinali'ye mektup yazdı. Cinali de ona mektup yazdı. Braille alfabesiyle mektup yazdı hem de. Cinali benim arkadaşım diye sonra başka bir arkadaşını alıp tekrar geldi. Müzede bir Cinali'nin 2,5 boyutlu biraz böyle duvardan öne çıkmış figürü var. Geldiğinde ona sarılıyor, Cinali benim arkadaşım diyor. Bu projeyle dediğim gibi biz pek çok şeyi öğrendik. Onların dünyasına girmeye çalışıyoruz. Bu projenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bundan sonra yani bizim bunu sürekli yapmamız çok zor ama belki başka bir kaynak bulunur ya da Milli Eğitim Bakanlığı bunun üzerinde kendisi bir kaynak yaratır. Öyle bir çalışmalar yapabilir. Yani bu projenin devamını da yapmak istiyoruz. Aslında bir minik devamını yaptık. Beni gör, sesimi duy diye yine bir AB hibesinden yararlanarak pandemi sürecinde görmeyenlerin yaşamı nasıl oldu diye bir video hazırladık. O da yakınlarda yayına girecek.